kamerayı atıyorum 5 metrelik bir direğe dikip merdivenin altında kurmak yerine çok rahat bir ortamda, modemin yanında vesaire müsait bir yerde telefonla eşleştirip, modemle eşleştirip ondan sonra götürüp istediğimiz yüksekliğe, istediğimiz yere takabiliriz. Bu çok önemli bir durum. Bu yanlışa düşülüyor. 5 metre direğin üzerinde titreye titreye kamera takmaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir yöntem. Nacizane burada bir ortam oluşturduk. Şimdi kurulumu gerçekleştireceğiz. Kameramızın adaptörü kutusundan çıkar. Bu adaptör dışında başka bir adaptör kullanmayınız. Kameraya zarar verir. Kullandığımız adaptör uzun yıllardır bu cihazlar için kullandığımız sıkıntısız bir adaptördür. Burada görmüş olduğunuz gibi adaptör soketini, adaptörümüzü taktıktan sonra kameranın bir lambası yanıp sönüp sağa, sola ve aşağı yukarı hareket edecek. Yaklaşık 1,5 dakika boyunca bekleyeceğiz. Kamera sağa sola döndükten sonra sesli ikaz vermeye başlayacak. Lakin daha stabil bir kurulum gerçekleştirmek için kameranın son halini beklemeden açıldıktan sonra bir kez de biz kendimiz ceset çekeceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Açılsın kamera, onu da yapalım. Kamera açıldı. Döndü sağa sola. Hemen burada görmüş olduğumuz kapaklı, şu kapaklı bölüm bu şekildedir. Bunu açıyoruz. Burada buton var. Bu butona ses gelene kadar basılı tutuyoruz. Bu şekilde ses geldikten sonra bırakıyoruz. Kameramız gene ilk tepkilerini verecek. Sağa sola dönecek aşağı yukarı. Ve dıt dıt diye kuruluma hazır olduğunu bize bildirecek. Tekrardan bekliyoruz. Kameramız üzerindeki logosuyla beraber aynı şekilde Yose uygulamasıyla çalışıyor. Telefonumuza Yose uygulamasını indirip üye oluyoruz. Bunun nasıl yapıldığını birkaç kez göstermiştim. Web sayfamızda bu da mevcut. Yose uygulamasını açıyoruz. Kameramızdan bu şekilde dıt dıt diye ses geliyor şu anda. Buradaki sağ taraftaki artı işaretine tıklıyoruz. Barkod zor bir yöntem. Bunun daha kolay yöntemi etkin nokta ile ekledir. Etkin nokta ile ekle sekmesine tıklıyoruz. Kutucuğu dolduruyoruz. Sonraki adım diyoruz. Bizi modemimizi seçmeyi yönlendiriyor. Modemimizi seçip doğru şifreyi kontrol ederek girdikten sonra sonraki adım diyoruz. Bize GV, GW ile başlayan Wi-Fi ağına bağlan diye yönlendiriyor. Tıklıyoruz. Kabul ediyoruz. Telefonumuzun Wi-Fi listesine getiriyor. Bu GAWAP olarak gözüken kameranın kendisidir. Bunun ağına dahil oluyoruz. Mavi çeltik geldikten sonra kamerayla telefon eşleşiyor. Tekrardan sayfaları kapatmadan Yose'nin kendi sayfasına geliyoruz. Mavi bir çember çıkıyor. Bu çember tek tek kademe kademe dolana kadar hiçbir şey yapmadan bekliyoruz. Aşamalarda da kamera sesli olarak Device is online dediği zaman kameramız kurulmuş demektir. Bu şekilde isim vermeye noktasına geliyoruz. Buradan herhangi birini veyahut da biz kendi istediğimiz bir ismi yazıyoruz. İsmimizi verdik, onayladık. Cihazımızı kontrol ediyoruz. Kameramız bu şekilde geldi. Kameramızı buradaki ekrandan veya da bu joystick'ten sağa sola aşağı yukarı çevirebiliriz. Tüm fonksiyonları buradan yönetebiliriz. Beyaz ışığını açıp kapatabiliriz. Bu şekilde beyaz ışığını açıp kapatabiliyoruz. Buradan kamerayı herhangi bir yere döndürüp bir fotoğraf karesi alıp tekrardan oraya buradan da alarmı aktif hale getiriyoruz. Hareket olduğunda otomatik olarak uygulama üzerinden bize bilgi verecek. Bunun ayarlarını da yapalım. Kamera hareketi
algıladığında bu şekilde size sesli uyarı verir. Işıklarını yakar ve uygulama üzerinden size bilgi verir. Bu şekilde alarmınızı